kirpiğim kaşın arası oldu gönül yarası. Alim o yari kaçayım, gelsin bütün akrabası. Öldürsünler beni beni, kirpiğim kaşın arası oldu. Gelsin bütün akrabası, öldürsünler beni beni. He can he can, canın canı, zalimin yok imanı. Seni kötüye verirler, beş para etmez kanı. Para etmez kanı, öldürür bu kahır beni. Arabesk müzik nedir, ne değildir tartışmaları yıllardır süre dursun, o yaptığı müziğe hep inandı ve onu korudu. Belki diskolarda, barlarda hiç çalınmadı da hep minibüslerde dinledik. Ama o, halkın gönlünü hep içten içe fethetmesini bildi. Özellikle düşük gelirli insanların aşk acısını çok iyi anladı ve dile getirmesine yardımcı oldu. İşte programımızın bu haftaki konuğu, arabeski sadece yaptığı müzik olmanın ötesinde bir alt kültür olarak hayatına endeksleyen farklı bir isim, Hakkı Bulut. Ayrılan bu eller elbet kavuşur, güneşin doğduğu her ufukta umuda gidecek. Sevgilim, ayrılan bu eller elbet kavuşur. Acılar ebedi sonsuz değil ya, bu hasret elbet bitecek gülüm. Acılar ebedi sonsuz değil ya, bu hasret elbet bitecek gülüm. Korkular sevgiden yüce değil ya, bu özlem bir gün bitecek gülüm. Korkular sevgiden yüce değil ya, bu özlem bir gün bitecek gülüm. Hakkı Bulut 1945 yılında Tunceli'de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Tunceli'de okuyan sanatçı, daha sonra ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti. Adana Erkek Lisesi ve Öğretmen Okulu'nu bitiren Hakkı Bulut, 13 yıl öğretmenlik yaptı. 1969 senesinde düzenlenen Altın Ses yarışmasında birinci oldu. Müziğe başladığı ilk yıllarda öğretmenliğe de devam eden sanatçı, Ben Buyum, Dokunmayın Dünyama, Ben Köylüyüm gibi ilk güfte ve beste çalışmalarıyla altın plak kazandı. Uzun yıllar başarıyla sürdürdüğü öğretmenlik mesleğini 1975 yılında bırakan sanatçı, daha sonra İstanbul'a gelerek profesyonel müzik yaşantısına devam etti. Görüntüde kaç yaşında görünüyorum bilmiyorum ama 1945 doğumluyum. Tunceli ile Mazgirt ilçesi Aktarla köyünde doğdum. İlkokulu orada bitirdikten sonra ortaokul 1'i Tunceli'de, ortaokul 2'i Mazgirt'te başladık ama ondan sonra da Adana'nın Ceyhan ilçesine gelip yerleştik. Ortaokulu Ceyhan'da bitirdim. Sonra Adana Erkek Lisesi'ni bitirdik. Daha sonra da farklı dersleri vererek Adana Kız Öğretmen Okulu'nu bitirdik. Öğretmenlik hayatına atıldık. Bilfiil 13-14 sene öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaptığım yıllarda 1969 yılında Adana'da yapılan bir ses müsabakasında, ki altın ses müsabakasıydı, orada birincilik aldım. Ondan sonra müzik hayatım fiil olarak başladı, profesyonel olarak. Öğretmenliğimin ilk yıllarında hem müzikle hem öğretmenlik ikisini bir arada götürdük. İşte o ilk beste ve güftelerimin bir kısmı öğretmenlik yıllarımın eserleridir. İkimiz bir fidanız, ben buyum,
dokunmayın dünyama, ben köylüyüm gibi. Ki bunların hepsine altın plak aldık. Bunlar öğretmenlik yıllarımın beste ve güfteleri. Daha sonra öğretmenliği bıraktık. Profesyonel olarak müzikle uğraştık. Kaç yılında bıraktınız? 75 yılında öğretmenlikten istifa ettim. Ondan sonra da İstanbul'a gelip yerleştik. Tabi bu ara bu kadar yıl geçti ki şeyi unuttuk söylemeyi, evlimi bekarım falan diye. 64 yıllarında bir nişanlık devremiz, sonra da 66 yılında da evlendik. Şu anda 4 tane kızım, bir de oğlum var. Torunlar bile vardır. 2 tane kızım evli, bir de oğlum evli. Diğer 2 tane kızım da yanımda. En küçükleri Nazlı şu anda yanımda okuyor. 2 kızım yanımda şu anda. Diğerler herkes Adana'da. Diğerleri biz İstanbul'dayız. Babam tabii ki çok iyi bir insan. Ki her şeyden öncesi onunla çok uyuşuyoruz. İkimiz de aynı duyguları paylaşıyoruz hemen hemen. Yani o diyelim ki bir yere gitmek istiyorsa ben de oraya gitmek istiyorum. Çok güzel, çok iyi. Çok eğleniyoruz. Yani çok iyi baba. Bence dünyanın en iyi babası o. Bu kadar. Peki babanın yaptığı müziği beğeniyor musun? Tabii ki çok. Çok beğeniyorum. Zaten amatör olarak, profesyonel olarak değil de bir onun yolunda gitmeyi istiyorum aslında. Ufak ufak böyle bir adımlar attım. Söylüyorum da biraz şarkı. Öyle gidiyor. Peki senden bir şarkı dinleyelim o zaman. Söylüyorsan. Hadi bakalım amatörce nasıl söyleyeceğim. Yani. Şu anda sesim çok kısık. Artık hangi şarkı söyleyeyim? Tamam. Babanın şarkısını söyleyeyim. Tamam, babanın şarkısını söylüyorum zaten. İnanıp da sevmenin bir bedeli var. Ayaklar altında ezdemedim ki. İnanıp da sevmenin bir bedeli var. Ayaklar altında ezdemedim ki. Bir sevgi uğruna kölen olduysam, hislerimle alay etmedim ki. Duygularımla oyna demedim ki. Bir sevgi uğruna kölen olduysam, hislerimle alay etmedim ki. Duygularımla oyna demedim ki. Yoksulluk içinde geçen çocukluk ve gençlik yıllarında sosyal yardım kurumlarından destek gören Hakkı Bulut, her şeye rağmen okuduğu bütün okulları birincilikle bitirdi. Öğretmen olduktan sonra da sıkıntıları bitmedi. Yol yoktu, lojman yoktu. Kışın yağan karın tam 4 ay yolları kapatması da cabası. Olumsuz hava koşulları ayakta bir tek ağaç dahi bırakmazken o hiç mi hiç yılmadı. Geçti. Orada köylüyüm diye bir... Şimdi köylüyüm derken tabii o konuyla ilgili değil de öğretmenlik yıllarımızda biz doğudan tabii gelip Adana'ya yerleştik. Eskiden öyleydi. Çünkü doğudaki insana gelip Adana'da buğday biçerlerdi. Pamuk toplarlardı. Ve ancak trenle gelip gittikleri için de eskiden, daha da eskiden tren de çok zordu. Yani bir ay yolculuk sürermiş. Daha sonra babamız tabii Adana'da hayatı geçtiği için gelip biz de oraya yerleştik. Adana'ya yerleştikken geçim durumumuz böyle çok da iyiydi diyemeyeceğiz. Vasat bir geçim hayatımız vardı. İşte pamuk topluyorduk, kazma dövüyorduk Adana'da, Çukurova'da. Buna rağmen normal bir hayatımız vardı. İşte lisede okuduğum yıllarda çok çileler çektik, açık konuşalım. Neler çektiniz? Çünkü bizim gittiğimiz, oturduğumuz yer gecekondu değil de gecekondu sayılırdı. Yollar yoktu, elektrik direkleri yoktu, lambalar yoktu, çamurlar içerisinde. Hele benim okuduğum sırada ortaokulu bitirdim. Ceyhan'da lise yoktu, Adana'da vardı. Dolayısıyla her gün Ceyhan'dan Adana'ya Tıntıs isimli bir tren, isme vermiştik trene. O trenle gelir giderdik. Sabahleyin erkenden saat 4'te 5'te kalkardık, trene biner Adana'ya gelirdik. Akşamleyin
tekrar trene binerek Ceyhan'a gelir giderdik. Tabii gecenin eve kavuşurduk. O çamurların içerisinde bazen köpekler saldırırdı. Bazen kitapları onlara fırlattırdı korkumuzdan. Bir şey de yoktu çamurda çünkü. Köpeği üzerimize hücum ediyordu. Öyle bir tane değildir. 50 tane köpek belki vardı. Öyle böyle korku içinde, çamur içerisinde hayatımız çileyle geçti. Trenle giderken de maddi yönden de durumum zayıftı benim. Sesimin çok güzel olduğunu söylediler o zaman zaten. Söyleyip duruyorduk. Vatandaşlar kim dinliyorsa işte bu arkadaş okuyormuş hadi yardım edelim deyip yardım ederler de sağ olsunlar. İzleyici para mı toplarlar? Para değil de böyle bakardın mesela onların sosyal yardım kurumları falan vardı. Oraya giderdi. İşte onlardan bize yardımlar gelirdi. Ne gelirdi? Örneğin giyecekler gelirdi. Ayakkabılar. Elbiseler. Sadece bana değil yani o anda trende giden birçok arkadaşım 20-25 kişiydik. 15 kişisi maddi yönden yetersizdi. Hayatımız böyle geçti ama buna rağmen çalıştık. Okulu hemen hemen birincilikle bitirdim diyebilirim. Nitekim öğretmen okulu imtihana girerken de birinci sırada ben bitirdim. İşte 14 sene öğretmenlik yaptık. Çeşitli yerlerde Adana'nın çeşitli ilçelerinde, Hatay'ın çeşitli ilçelerinde, mesela Yayla Dağı'nda, Fethiye'de, Osmaniye'de, Ceyhan'da. İlgisi daha çocuk yaşlarda babası sayesinde başladı. Babası hem bağlama çalıyor hem de yanık sesiyle türküler söylüyordu. O yıllarda ilk konserlerini okul arkadaşlarıyla mahalle esnafına veren Hakkı Bulut'un bir gün ünlü bir sanatçı olacağı aklından bile geçmiyordu. Müzik tarafınızı nasıl keşfettiniz? Kim keşfetti? Müzik babamdan kaynaklanıyor. Babam rahmetli bağlama çalardı. Sesi de çok yanıktı. Onun etkisiyle ben de küçük yaştan beri şarkı söyledim. İşte ilkokulda çok sevilirdik. Sonra ortaokul, liseye geldik. Devamlı söylemeye başladık. Bir heves, bir uhde olarak içimde kaldı. Nitekim bizim zamanımızda böyle televizyonlar falan yoktu. Bir radyo vardı TRT'nin. O da sabahleyin saat 6.30'da müzik yayınıyla başlar halk müziğinde. Erkenden kalkardım giderdim, bizde bir bakkal Mustafa dediğimiz bir bakkalımız vardı, onun bir tek radyosu vardı. O radyoda halk müziğini dinlemek için giderdim sabahleyin erkenden, oraya dikilirdim kardeşim. Ve o Mustafa amca gelip babama demiş ki ya bu çocukta bir şey var kardeşim, bu anormal bir olay. Bu adam bu kadar müziğe düşkün olur. Yani müziğe düşkünlüğüm buydu. Ama işte dedim... Dayak yediniz mi böyle müzik yüzünden? Anlayamadım. Dayak yediniz mi ailenizden? Hayır, ailem devamlı, aslında ailem destek de olmadı, köstek de olmadı. Bizim aile yapımızda sadece müzik değil, güzel sanatlara karşı büyük bir ilgi vardır. Dolayısıyla güzel sanatları hep desteklerdi. Annem de destekler, amcam da destekler. Herkes de benim şarkı söylemem desteklerdi. Ama tabii biz bir gün böyle profesyonel olarak hayata atılacağımızı, şöhret olacağımızı aklımıza gelmezdi. Ama içimde bir uhdeydi. Nitekim tesadüfen bir gün baktım Adana Emirgan Aile Çay Bahçesi'nde bir tahta asmışlar böyle. Ses müsabakası var. Giriş de 5 lira. Belki o zaman 5 lira almak için milleti teşvik ediyorlar ama param da yoktu ya. O zaman nişanlıyım. Gittim nişanlımdan 5 lira aldım. O 5 lirayı verdi bana. Geldim müsabakaya girdim. Bir uzunama okudum. Orada birincilik aldım. Ödül neydi? Ödül işte plak firması vardı. Plakçılar vardı o zaman. Kadir isminde Adana'da bir arkadaşım vardı. Arkadaşım bir plakçı firması. Ben birincilik alınca hemen çağırdılar beni kulise. İşte bir plak yapmak, o zaman kaset olayı yoktu. Plak yapmak istediler.
Bir ailenin yanına oturmuştum o zaman. Aile bana öğretmişti. Hakkız 500 lira iste demişlerdi. Biz 500 lira istedik ama 500 liradan düşe 5 liraya kadar düştü. 5000 liraya kadar düştü daha doğrusu. Hesabı da şaşırdık. 5000 mi 500 mi öyle bir şeydi ya. Dolayısıyla ilk plağa geldim, İstanbul'a getirdiler beni. O zaman Orhan Gencebay, Arisa bana bağlama çaldırır o plakta. Leylam diye bir şarkı yapmıştım. Arkasında bir uzun hava vardı. Neyim var neyime gülem. O plak pek tutmadı. Daha sonra işte gittim geldim öğretmenlik maaşımı yollara vermeye başladım. Geldim kendim çaldım okudum. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız isimli ilk bestelerimden biri bu. 69 yılında okudum. O doğu illerinde daha çok tutuldu. Elazığ, Tunceli, Malatya, Kars, Van gibi illerde. Hatta biraz da bu yana gelirse Konya. Konya'nın mesela Ereğli ilçesi çok dinlenmeye başladı. Esas Hakkı Bulut olarak ismim Ben Buyum isimli eserle yayıldı. Yıl? 73 yıllarında Ben Buyum isimli eser. Yurt içinde, yurt dışında vatandaşlarımız arasında isim olarak Hakkı Bulut olmamı sağlayan eser budur. Arkasına işte ben köylüyüm, dokunmayın diyeyim, falcı gibi eserler geldi. İşte ondan sonra bu devrelerde de öğretmenliği bıraktık. Profesyonel olarak müziğe devam ettik. Birçok ödül aldık. Birçok altın plak, altın long play. Daha sonra da 1988 yılında Kültür Bakanlığı'nın tertiplemiş olduğu müzik kongresi yapıldı. O kongrede arabesk müzikle ilgili savunma yaptım. Kültür Bakanlığı bana işte ilk defa TRT'nin yasaklı kapılarını açtı resmi olarak. Bir eser istediler. O zaman da piyasadaki bir şarkılarından birine biraz düzenleme yaparak götürdüm. Seven Kıskanır isimli eseri. İşte o günden bugüne kadar geldik. En son kasette Hakkı Bulut Klasikleri ismiyle birkaç gün önce çıktı şu anda piyasada. Arabesk müziğin öncülüğünü Orhan Gencebay ile birlikte yapan Hakkı Bulut, yaptığı müzik dolayısıyla bugüne kadar pek çok eleştiriye maruz kaldı. Gidin Görün Doğu'yu adlı şarkısı yüzünden yargılanarak 2 ay hüküm giyen sanatçı, pop müziğin temellerini de o yıllarda attı. Güneşten, gölgeden, esen yerlerden, bastığım toprağın her zerresinden, boynuna taktın beyaz inciden, elinde tuttun gonca güllerden, sana selam verip geçen birinden, ne bileyim işte kıskanıyorum, seni kendimden